Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tarsus kasasından bahsedeceğim. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Başta Tarsus nerede ondan bahsetmek istiyorum. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de söyleyeyim. Mersin ilinin Tarsus ilçesinde bu kazılar başlatılıyor. İlk başta bu kazılar yanlış hatırlamıyorsam 13 Kasım 2016 yılında başlıyor. Ve 4 evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda gerçekleşiyor. Bu olayın aslında 2012'ye kadar dayandığı söyleniyor. 22 yıllık bir polis memuru trafik şubede çalışıyordu ama aynı zamanda kaçakçılık departmanına da yardım ediyordu. Çünkü evinin orada bir kazılar vardı. Bununla ilgili de kaçak definecilikle ilgili emniyete bilgi veriyordu. 2012 yılında bu polis memurunun gizemli bir şekilde öldürülmesinin ardından zaten olaylar gelişmeye başladı. Polisin eşi 5 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Fakat 5 yılın sonunda hiçbir şey alamadı. Daha sonra da dediğim gibi tam 5 yıl sonra yani 2016 yılında Cumhurbaşkanı'na yazdığı bir mektupla bu dosyanın tekrar açılmasını ve öldürülen eşine de görev başında öldürüldüğü için şehit statüsünün verilmesini istedi. Böylece bu mektupla beraber dosya tekrar açıldı ve buradaki kazılarda tekrar başladı. Kazı alanının yakınında oturan insanlar bölgede çok uzun süredir bu kazının devam ettiğinden dolayı rahatsız olmaya başlamışlardı. Ve evlerinde oluşan göçükler nedeniyle de bu rahatsızlıklarını dile getirdiler tabii hepimizin yapacağı gibi. Yalnız bu kazı alanı çok üst düzey güvenlik önlemleriyle korunuyordu. Hiç kimseyi içeriye almıyorlardı. Mavi bir brandayla ve tel örtüyle çevriliydi etrafı. Uzun namlulu silahlarla özel harekat ekipleri orada bekliyordu. Gece gündüz orada çalışma oluyordu. Mahalleye giriş çıkışlar da izin verilmiyordu. Mahallede yaşayan insanlar belli şekilde giriş çıkış yapabiliyorlardı oturdukları evlere. Tarsus Kaymakamlığı ve Mersin İl Kültür Müdürlüğü BİMER'le birlikte iki açıklama yaptı. Burada herhangi bir mimari yapıya ulaşılmadığına ve o yüzden de atılan teorilerin aslında yanlış olduğuna dair dediğim gibi pek çok teori ortaya çıkmıştı. İlk olarak yerel medyada gündeme gelmişti. Çünkü sonuçta orada oturan bir halk var, yaşayan insanlar var. Onlar rahatsız oldu, rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Tabii bu mavi brandayla ve tel örtüyle çevrilip uzun namlulu silahlarla korunduğu için bu sefer sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medyada da çok dikkat çekti. Bununla birlikte de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olay taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olayın ilk taşınması da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin milletvekili oraya tam 5 kez gitmiş ve hiçbir şekilde içeriye alınmamıştı. O zamanlar bu kazı 355 gündür devam ediyordu ve ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir bilgi de yoktu. Kazıda bulunan buluntularla ilgili olan teorilere geçelim. Ben burada sadece bazılarından yani en bilindiklerinden bahsedeceğim. İlk teori hepimizin bildiği gibi Tarsuslu Aziz Paul'un orada kayıp incilinin bulunması oldu. İkincisi ise öldürülen polisin eşi orada bir kral mezarlığının olduğunu söyledi. Yani öyle söylentiler duyduğunu ve bunu da medyaya yansıttı. Üçüncüsü ise içi ve dışı altın kaplamalı olan bir sandık bulunduğu söylenildi. Ve bu sandığın içerisine de Hazreti Musa'nın 10 emrinin yazılı olduğu bir tabletin olduğu söylendi. Dördüncüsü ise orada kazı alanında tüneller açıldı ve bu tünellerin de aslında Suriye'ye müdahale etmek için açıldığı amacının bu olduğu söylenildi. Şimdi teorileri bir kenara bırakacak olursak işin aslında gerçeği oranın müze müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla orada aslında bir kurtarma kasası olduğu söyleniyor. Ve burada bulunan parçaların listesinde yayınladılar. Pişmiş topraktan bir kandil parçası bulduklarını, çatı kiremiti bulduklarını ve amfora parçaları gibi benzer parçalar bulduklarını söylediler. Tarsus Müze Müdürlüğü tarafından da yapılan açıklamada da envanterlik ve taşınır taşınmaz herhangi nitelikte bir kültür varlığı bulamadıkları için bu kazıyı 3 Kasım 2017 yılında sonlandıracaklarını söylediler. Fakat ne oldu da tekrar gündeme geldi? Ocak 2019'da yani geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin milletvekili bu konu hakkında bazı sorular sordu. Kayıp incinin bulunup bulunmadığına dair
Ve bu kayıp İncil'in bazı söylentiler de daha sonra ortaya atıldı. Vatikan'a, Papa'ya verilmediğine dair sorular yöneltti. Bunun üzerine Vatikan'daki Ankara Büyükelçiliği'nden gelen yanıtta da bu yalanlanmış oldu. Biz sadece medyaya bu kadar yansıdığı için bu kadarını biliyoruz. Ben sizden daha çok merak ediyorum. O kazın içerisinde neler bulunduğu, kandil parçalarını, amfora parçalarını bile emin olun çok merak ediyorum. Oraya gidip bakma şansım olursa mutlaka gidip bakarım ama öyle bir şansım olacağını düşünmüyorum. Çünkü daha sonra bu çukurlar yani kazı alanı kapatıldı diyebiliyorum ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.